Antik Roma dersimi çalışırken anlaşılmasını en zor bulduğum şeylerden biri tüm bu antik harabelerin nasıl bir arada durduğuydu. Neyse ki Dr. Bernard Frischer yaptığı olağan dışı video simülasyonuyla bu mekanları görme imkanı sağladı. Çift yönlü bir zorluk söz konusu burada. İlki bugünkü antik şehirler şu anda harabe. Yani antik zamanda bunların tam olarak nasıl göründüğünü hayal etmek zor bir mesele. İkinci sorun Elimizde rastgele harabeler var. Her şeye sahip değiliz. Panteonun ya da kolezyumun nasıl göründüğünü bilsek bile bunlar birbirinden kilometrelerce uzaktalar. Geri kalan şeyler neydi? Birçoğu bilinmiyor. Yani canlandırma aslında tüm şehri bir araya koyma çabası. Öyleyse bir bakalım, evet, gerçekten güzel. Şu anda şehrin üzerinde Tiber nehrinin üstünde uçuyoruz. Tiber, Roma'yı iki parçaya böldüğü için burası başlamak için iyi bir yer. Ve uzakta çok büyük bir tapınak görüyorum. Bu, Jüpiter Optimus Maximus tapınağı. Jüpiter, en iyi, en büyük ve de Roma'nın da ana tapınağı. Kapitolin tepesinin üzerinde çünkü bu tapınak ve birkaçı Roma devlet kültünün ve dininin merkezi olarak kabul edilir. Roma tarihinde teorik olarak Milattan sonra 320'deyiz. Bu tarihte Roma'nın kentsel gelişmesi özellikle kamu arazisinde zirvedeydi. Bunun da sebebi bu yıllarda imparatorun Büyük Konstantin olmasıdır. Bu tarihten kısa bir süre sonra 1. Konstantin başkenti Roma'dan Konstantinopolis'e taşıdı. Evet, nehrin üzerinden uçuyoruz. Kapitolin Tepesi'nden sonra Palatine Tepesi'ni görüyoruz. Bu da Roma'nın 7 tepesinden biri. Palatine Roma'yı ziyaret eden herkes için görülebilir bir yerde. Eğer forumdaysanız burası Saraylı büyük bir tepe. Aslında saray yani palas kelimesi Palatine'den gelmektedir. Romalıların tarihinde imparatorun olduğu yer palastır. Yani Palatine'dir diye bir değiş vardır. Yani zamanla saray deyimi bu fiziksel mekandan ayrılıp hükümdarın yaşadığı yer anlamına gelmiştir. Sirkus Maximus'un üzerinden uçarken imparatorluk sarayını görüyorum. Gerçekten çok büyük kelimenin tam anlamıyla tüm yamacı sarmış. Şunu unutmayalım ki burası sadece imparatorun ve ailesinin yaşadığı yer değildi. Aynı zamanda imparatorluğun merkeziydi. Bu devasa sirkus ile saray arasında önemli bir bağ var mıydı derseniz aslında ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. İmparator sirkus oyunlarının büyük bir destekçisiydi ve isterse sarayından aşağı kolayca inebilir ya da eğer isterse sirkus yarışlarını sarayında izleyebilirdi. Yani bir sirk olayından, bir sirk oyunundan bahsetmiyoruz. Spor müsabakalarından bahsediyoruz. Temel olarak da iki tekerlekli savaş arabaları yarışını kastediyoruz. Ben hurdaki meşhur yarış sahnesini düşünebilirsiniz. Hayvanların da zarar gördüğü geçit törenlerinin, dini alayların, zafer alayları yapılan bir yerin olduğundan bahsedebiliriz. Hadi şehrin içine girelim. Şunu biliyoruz ki Roma ticari kültürü ve gerçek pazarları olan bir şehirdi. Ve Romalıların günlük hayatıyla ilgili çok fazla şey biliyoruz. Ticaretleri, meslekleri, farklı sınıfları, beslenme biçimleri, yaşam süreleri hakkında bilgi sahibiyiz. Bilim insanları Roma'daki yaşanmış olan günlük hayatı en ince detaylarına kadar yeniden modellediler. Gördüğüm en etkileyici yapılardan biri de bu su kemeri. Su için yapılmış köprü. Romalılar su kemerleriyle meşhurdurlar. Şu an gördüğümüz su kemerleri olmadan asla 1-2 milyonluk devasa şehirleri olmazdı. Bu su kemerleriyle 50-60 kilometre ötedeki dağlardan su çekildiğini biliyoruz. Dağlardaki kaynaktan şehirlere su veren bu sistemi geliştirdiler. Ve bir şekilde her 2000 fitteki bir fitin bile eğimini hesaplamayı başardılar ki bu çok önemli bir şeydi. Nasıl bu kadar isabetli ölçümler yapıp da suyun yavaş yavaş ama kesintisizce gelmesini başardıklarını bilmiyoruz. Burada insanın doğayı kontrol etme hırsını görüyoruz. Suyu olan bir yerde şehir inşa etmenize gerek yok. Doğaya insanoğlunun arzu ettiğine göre yön verebiliyorsunuz. Romalılar olağanüstü mühendislerdi. Suyu içmek, pişirmek gibi şeyler için kullandılar. Fakat birçok kemer büyük bir çeşmede ve de büyük halk hamamlarında son buluyordu. Yani bu alan daha yoğun şehrin kentsel bölgesinde ayrılmış gibiydi. Bunlar da Trajan Hamamları. Burası yalnızca ilk halk hamamı değildi. Aynı zamanda hamamlara standart dizaynını veren bir modeldi. Bahçemsi bir alan üzerindeki hamam üniteleri bir duvarla çevrelenmişti. Daha önce imparatorlukların şehrin refahı için sağladığı şeylerden bahsediyorduk. İşte bu başlıca örneği. Şimdi de Antik Roma'daki en çok bilinen yapılara doğru gidiyoruz. Kolezyum. Fakat dediğimiz gibi Roma tarihinin sonlarına doğru bir zamandayız. Kolezyumdan önce burada başka bir yapı vardı. Kolezyum, Lattan sonra 69'da hükümdar olan İmparator Vespasian tarafından yapıldı. Hiç sevilmeyen İmparator Nero'nun intiharından sonra. Nero'nun bu kadar sevilmemesinin nedenlerinden biri, Lattan sonra 64'teki şehrin büyük kısmının yok olduğu büyük yangından sonra şehrin kalbindeki 100 akrelik bir alanı kendi özel mülküne çevirip kişisel saray olarak kullanmasıydı. Nero'nun altın evi. Kolezyum da aslında bu evdeki bir göldü ve imparator Vespasian halkın dostu olduğunu göstermek için bu gölü doldurup üzerine bir kolezyum dikti. Kolezyuma aslında kolezyum denmiyordu. Çünkü bu terim erken orta çağda ortaya çıkmıştı. Romalılar Vespasianların aile adı Flavius'tan dolayı Flavian Amfiteatrosu diyorlardı. Yani bir amfiteatroydu ya da başka deyişle bir çeşit yarım daire iki tiyatronun oval şekilde birleşimiydi. Romalılar kesinlikle buraya kolezyum demediler. Bu güneş tanrısının devasa heykeline kolosius diyorlardı. Tabi dediğimiz gibi bu dönemde henüz 1. Konstantin başkenti doğuya taşımamıştı ve Konstantin takına bakmak da ilginç. Fark ettiyseniz kendisi yepyeni. Çünkü henüz sadece birkaç yaşında. Konstantin Maxentius'a Milvian Köprüsü Savaşı'nda yenildikten sonra Roma'yı terk etti. Bildiğimiz kadarıyla Roma'ya geri dönüp de bunu hiç görmedi. Şimdi de Kolezyum kenarından aşağı doğru iniyoruz. Bu bir açıdan Roma toplumunun aynası diyebiliriz. En iyi koltuklar en ileride, areneye en yakın olanları. Bu da imparator, üst düzey memur ve keşişler için ayrılan koltuklar. Hemen arkalarında da senatörler var. Onların arkalarında zengin iş adamları, bir arkalarında hür doğmuş sıradan vatandaşlar, en yukarıda ise kadınlar, köleler ve yabancılar var. Kolezyumda izlemeye geldikleri şeylerin başında gladyatör dövüşleri geliyordu. Burada yapılan bir başka şey de Romalıların çok sevdiği vahşi hayvan avıydı. Üçüncü şey ise suçluların infazıydı. Genelde çok renkli görüntülere sahne olurdu. Epey zalimce bulacağımız yöntemlerle. Şimdi de sola dönüp foruma doğru ilerleyelim. Bu devasa tapınak, devlet dininin en büyük tapınağıydı. Venüs ve Roma Tapınağı. İmparator Hadrian tarafından yapıldı. İlginç bir tapınak çünkü aslında arka arkaya iki tapınak var. Bir parçası, tanrıça Venüs'e tapınmak için ayrılmış. Kolezyuma bakan taraf yani. Diğer parçaysa, tanrıça Roma'ya ayrılmış. Bu da forum'a bakıyor. Gerçekten ilginç çünkü bunu yapmalarının bir mantığı var gibi. Venüs eğlence ve oyunlarla bağlantısı olan Kolezyum'a bakıyor. Romalıların otium dedikleri şey, yani boş zaman. Roma ise daha ciddi bir tanrıça. O yüzden foruma negosyumun yani iş ve ticaretin döndüğü alana bakıyor. Şimdi de forumun kendisine doğru gidiyoruz. Maxentius Bazilikası'nda duracağız öncelikle. Konstantin başkenti taşımadan önce yapılan son büyük şehir binası. Devasa bir yapı. Bazilika kelimesini daha önceden duymuşsunuzdur. Sık sık kiliselere bazilika diyoruz. Romalılar için aslen mahkeme olarak kullanılan bir şehir binasıydı. Hristiyanlar içeride ibadet ettikleri için bu forum yapısını uyarladılar. Eskiden mevcut olan yapıya yeni bir içerik kattılar. Şimdi ise Roma'nın en karışık parçalarından birine yol alıyoruz. Özellikle harabelere bakıp aralarındaki ilişkiyi anlamaya çalıştığınızda forumun her zaman Washington'daki duvar gibi olduğunu söylerim. Geçitler ve konuşmalar için kullanılan büyük bir açık kamu alanıdır. Etrafındaki binalar da mahkemeler ve tapınaklar gibi kamu binalarıdır. Washington'daki duvarda olduğu gibi forumda da büyük adamları ve önemli olayları anmak için anıtlar var. Foruma bitişik olarak gitgide özel mülk kapatılıyordu. Böylece her imparator kendi forumunu kurabiliyordu. Buna da imparatorluk forası deniyordu. Tam bir daire çizdik ve şimdi tekrar Kapitoline bakıyoruz. Roma Forumu üzerinde uçuyoruz. Ona geri geleceğiz aslında. Kapitolin tepesinin üzerinde uçuyoruz. Jüpiter Optimus Maximus tapınağını görebiliriz ve arkasına ilerliyoruz. Nehrin arkasındaki Campus Martius denen Roma'nın büyük düzlük alanı. Anlamı Mars arazisi. Böyle deniyordu çünkü Roma Cumhuriyeti'nde vatandaşlardan oluşan ordu vardı ve onlar burada bir araya gelip talim yaparlardı. Bu sevimli göletin üzerinden geçerek çok önemli bir binanın, Panteon'un yan tarafını görüyoruz. Rotundayı yani yuvarlak kısmı eski çağlarda pek görmeyiz. Ön taraftaki sekiz sütundan dolayı geleneksel bir tapınağa benziyor. Fakat içinde sürprizler olan bir bina. Çünkü sıradan bir Yunan Roma tapınağına benzemesine rağmen içine girdiğinizde aslında bir rotunda olduğunu fark ediyorsunuz. Birkaç saniyeyi bu yapının büyüklüğünü göstermek için ayıracağım. Şu devasa sütunlara bakın. Bu büyüklükteki taşları dik olarak tutabilmek bile fevkalade bir beceridir. Aynı zamanda da bunların granit olduğunu ve Mısır'dan getirildiğini düşünürseniz daha da olağanüstü olduğunu fark edersiniz. Yani hepsi çok uzaklardan getirilmişti. Roma imparatorlarını öven bir yapı. Bu binada Julius Caesar ve Augustus'un heykelleri olduğunu biliyoruz. Yani bu binanın her zaman imparatorlara ibadet için tahsis edildiğini düşünüyoruz. Bu mekan büyülü bir şekilde açılıyor ve büyüsü gerçekten olağanüstü. Buraya birçok ziyaretçi götürdüm ve onlara da benimle aynı tecrübeyi yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Hemen eşiğin sağında durup kafanızı dik tutun ve ne gördüğünüzü bana söyleyin derim. Onlar da benimle aynı fikirdeler yukarıdaki kubbenin tepesinde bir delik görürsünüz. Biz buna göz diyoruz ve zemini görüyorsunuz. Sağ sol iki yanı görüyorsunuz. Bu yüzden debdebeli bir mekan derim. Fakat tam insan görünüşünün sınırlarında. O yüzden benim için klasiği tanımlayan şeydir her zaman. İnsan formundan orantılarıyla ve sınırlamalarıyla elde edilmiş olan. Ve görünüşümüzün sınırlarına tam olarak karşılık gelen bir bina yaparak bizi yüceltiyor. İnsan olarak bizi büyük hissedebileceğimiz kadar büyük hissettiriyor. Bizi alçaltmıyor. 10 kat daha büyük yapılsaydı kendimizi bir karınca ya da başka bir şey kadar küçülmüş hissederdik, küçültülmüş hissederdik. Bu bina saplantılı şekilde dairesel biçimler içeriyor. Fakat aynı zamanda kareler de var. Tabana baktığımızda bu karelerin ve çemberlerin oyununu görüyoruz. Ve tabii ki duvar süsleri var. Bu harika ritim hissini yaratıyorlar. Bize yarım daire bir kubbe veren kare bir tavan süsü de var. En başta tamamı boyalıydı. Fakat bugün gittiğinizde boyanın tamamen kaybolduğunu görüyorsunuz. Cennet motifleri olan kubbede. Kubbenin zemini maviye boyanmıştı. Tavan süsleri de sarıyla vurgulanmıştı. Sanki güneş ışık saçıyormuş gibi. Ortasında da güneş ya da yıldızlar olduğu zannedilen gül pencereler vardı. Bu binanın yapımından sadece 100 sene sonra yazan bir tarihçiden bildiğimize göre eski zamanlarda bile insanlar bu kubbenin nasıl yapıldığına şaşırıyorlardı. Işık da oldukça ilginç. Tavan süsüne bakacak olursanız gözden gelen güneş ışığının günün farklı vakitlerinde ve yılın farklı günlerinde farklı duvar süslerine yöneltildiğini anlarsınız. En son çalışmalar bunun gerçek bir güneş saati olmadığını ortaya koyuyor. Mekandaki ışığın geçişi de yıl içindeki zamanın akışı ile ilgili bir oyundu. Fakat yine de kasti yapıldığı düşünülen bir şey var. O da 21 Nisan öğleninde güneş ışığı gözden gelerek Pantheon'un tam olarak ana kapısını aydınlatıyordu. Hatırlayın, Hadrian o devirde Pantheon'dan sorumlu olan adamdı. 21 Nisan Roma'nın doğum günü festivaliydi. Hadrian da doğum günü festivaline çok ilgiliydi. İsmini Tanrıça Roma'nın şerefine Romaya Festivali olarak değiştirdi. Bu binayı bu şekilde ayarlayarak öğle vakti bu dramatik sahneyi görenlerin Pantheon'da doğum günü festivali olduğunu hayal etmesini istemiş gibi görünüyor. Şimdi foruma geri döneceğiz. Şehre giden bazı ana yollar bu forumda bir araya geliyor. Bu sıradan bir Romalının sıradan bir günde geçtiği bir yol. Kamera geriye çekildikçe şehrin tümünü görebiliyoruz ve böylece bu antik dünyanın ne kadar karışık ve gelişmiş olduğunu anlayabiliyoruz kaç tane bina olduğu konusuna gelince milattan önce 4. yüzyılda yapılmış iki nüfus sayımımız var. Bunlara göre 8 ila 10 bin yapı var burada. Bu yüzden nüfusun 1 ila 2 milyon arasında olduğunu düşünüyoruz. Toplam yüzey alanı 25 kilometre kare. Bu da onu 19. yüzyıl Londra'sına kadar batıdaki en büyük şehir yapıyor.